Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler için briket evleri önerdi. İHA ekipleri bir süredir o evlerin inşasını sürdürüyor. İnsani Yardım Vakfı medya biriminden Serkan Nergis ve İHA Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç sosyal medyadan briket evleri anlattı, destek istediler. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak hayırseverlerin, bağışlarımızın destekleriyle başlatmış olduğumuz Çatı Ol kampanyasında hayata geçirdiğimiz briket evlerde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz bölgede yaklaşık olarak 750 tane briket ev inşa edilecek. Bunların ilk etapta 90 tanesi tamamlandı ve önümüzdeki haftadan itibaren aileler bu briket evlere yerleşmeye başlayacaklar. Burada görmüş olduğunuz alanda arka taraftaki çadır kentlerdeki aileleri yavaş yavaş briket evleri alıp daha sonra çadır kentlerin olduğu yerlere de briket evleri yapmayı düşünüyoruz. Bu projeyi hayata geçireceğiz. Briket evlerin avantajı çadırlara göre daha sıcak olması, 24 metrekare çadırlara göre daha sıcak olması ve mahremiyetin daha iyi olması. Burada bir yatak odadan bir de yaşam odasından oluşan iki odadan oluşuyor bu briket evler. Az önce de bahsettiğim gibi bu bölgede 750 tane briket evi bitirdikten sonra farklı bölgelerde de aynı çalışmalara devam edeceğiz. Suriye içerisinde ilk etapta 10.000 tane briket ev projemiz var. Hayırseverlerin destekleriyle bu sayıyı tamamlayıp bu sayıyı 30.000'e çıkartmayı da planlıyoruz. Maalesef İdlib'de saldırılar hala devam ediyor ve binlerce insan Türkiye sınırına doğru gelmeye devam ediyorlar. Onlar için planlanan briket evlerde çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni Hayatlar projesi içerisinde başladığımız briket evler inşallah tamamlandığında 750 olacaklar. Büyük oranda bu tarafından tamamlanmaya başlandı. İnşallah birkaç gün içerisinde de içeriye ilk misafirlerimizi alacağız. Bunlardan İlk başlangıçta burayı yaparsak demiştik. Şimdi 10 bin belki çok daha fazlasını yapma hedefiyle arkadaşlarımız arazide çalışmalara devam ediyorlar. Gelecek hafta itibariyle de burada yaşayanları sizinle paylaşabileceğiz inşallah. Evler iki ayrı bölüm olarak planlandı. Toplam 24 metrekare. Burası genel oturma alanı. Arka tarafımızda da bir yatak odası şeklinde planlandı. İnşallah çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kış şartları çok yoğun. Hava çok soğuk, yağmurlu. Yapımı da onun için birazcık zaman alıyor. Briketlerin yapılması ve kurutulması zaman alıyor ama inşallah en hızlı süre içerisinde tamamlanacak. Bu briket evler çadırla karşılaştırıldığında çok daha kullanışlı olacaklar. Fiyatına baktığımızda çadıra göre daha ekonomik. İnşallah bir evin altyapısı hariç bir evin maliyeti 2200 lira.